Bakın dün Türkiye Cumhuriyeti hükümeti gece yarısı aciz olan sensin, dinle. Dün Türkiye Cumhuriyeti hükümeti dün dolar cinsinden borçlanmaya çıktı. Bugün 1,5 milyar dolardı. 3 misli teklif aldı. Ne güzel değil mi? Yüzde kaçtan borçlandı biliyor musun değerli arkadaşlar? Dolar %10. Eğer Türkiye gri listede olmasaydı bu borçlanma %4'tü, %3'tü. Tamam mı? Bunları da görün. Ezbere gitmeyin, ezbere. Biraz bakın, okuyun. Değerli arkadaşlar, şimdi Sayın Bakan'ı dinledik. Sayın Bakan'ı dinledik. Bu sene Sayın Bakan'ın konuşmasını biraz düşük profil buldum. Kusura bakma Sayın Bakanım. Çok güzel şeyler anlatmışsın. Ama Türkiye'nin en önemli ilişkilerinden hiç söz etmemişsin. Niye, onu anlamadım. Bir defa Türkiye, evet, yani bir itibar var, şu var, bu var, doğru. Fakat son zamanlarda çevresiyle ilgili de iyi ilişkiler, tekrar sıfır barışa doğru, sıfır soruna doğru bir yönelim var. Fakat kimse güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dış politikada en çok U dönüşü yapan insandır. Böyle şeyler yapıyor ama ne zaman karayemişe atlayacak belli değil. Karayemişe atlama nedir biliyor musun Sayın Bakanım? Of Çaykara çevresinde kullanılır. Karadeniz dalları ince, yaprakları serttir. Birisi çıkarsa haşır huşur ses çıkarır. Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı haşır huşur ses çıkaracağı belli değil. Güvenmiyor. Bu konuda bir problem var ve bu problem aşılmış değil. Sayın Başkanım, bak onlarca sarabilirim. Bakın Suudi Arabistan'a dün neler söylediler. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne ağır laflar edildi. Bugün neredeyiz? Suriye'ye, Mısır'a, İsrail, Avrupa ülkeleri, ABD, Hollanda. Ey Hollanda, ne oldu şimdi? Bütün bunlar belli bir şey içinde oldu. Bak sözümü kesiyorlar, bir şey isteyeceğim. Bütün bunlar ani değişiklikler oldu. O nedenle çok güvenmiyorlar. Bir istikrar olursa çok iyi olur. Sayın Bakanım, ya Türkiye'nin dünyanın en önemli 3 tane ülkesi var. Önemli ülkelerinden 3'ü var. Hiç söz etmediniz. ABD ilişkilerimiz nedir? Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri. Hiç yok mu Sayın Bakanım ya? Ya bıraktım hiç olmasa ya, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki ABD'nin yaptığı yığınaktan söz etseydiniz. Hiç olmasa Rum kesimini silahlandırmasından söz etseydiniz. Bir şey deseydiniz Sayın Bakanım, ABD ilişkileri. Çin! Yo, Çin dünyayı ayağa kaldıran ülke. Çin'le ilgili bir çek laf yok mu? Çin'le ilgili bir laf söyleseydim Uygurlardan da söz edecektir. Bakın bütün Türk ırklar soylarından söz ettiniz. Uygurlar yok. Niye yok? Niye yok? Çünkü sizin uluslararası ilişkileriniz de içeride olduğu gibi çıkarlara endekslidir. Sizin uluslararası ilişkilerinizin de ilkesi yoktur, ahlakı yoktur. O sebepten dolayı Çin'den bir kelime söz etmediniz. Peki sonra konuşursunuz. Peki Sayın Bakanım, sevgili Bakanım, ya İran'dan bir kelime niye söz etmediniz? İran'da şu anda Molla rejimi 350 insanı öldürdü. Bunlardan 38'i 18 yaşın altında, 40 tanesi kadın. Bir tane baktım taradım. Cumhurbaşkanının, bakanlarınızın, arkadaşlarınızın, Bülent Arınç'ın dışında bir kişinin İran'la ilgili bir tek açıklaması yoktur. Niye yoktur? Niye? Doğalgaz. Sizin uluslararası ilişkilerin ilkesi yoktur, ahlakı yoktur. O sebepten dolayı böylesiniz, kusura bakmayın. Suriye'de yüz binler öldü, yüz binler. Suriye'de şu anda 4,5 milyon, Türkiye'deki açlığın, sefaletin sebeplerinden bir tanesi Suriye'dir. Bölgenin istikrarsızlığının en önemli göstergesi Suriye'dir. Suriye ile ilgili neler söylenmedi? Neler söylenmedi? Kimseyi dinlemediniz. Suriye ile ilgili bir ilişki kurulsun diyen herkesi hain ilan ettiniz. Esedçi ilan ettiniz. Diktatörün adamı olarak ilan ettiniz. Peki şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi Suriye'de? Niye dolanıyorsunuz oralarda? İlişki istihbarat kullanıyor da yakında işte biz gireceğiz ilişkileri falan. Niye? Bu çelişkili, bunların bedelini hep bu millet ödedi. İnsanlar ödedi. Bakın Suriye'de yüz binler, kesin bilmiyor, çocuklar öldü, kadınlar öldü.
30 bin civarında kadının ırzına geçildiği söyleniyor. Kimin günahı var bunlarda Sayın Bakan? Yok, sizin uluslararası ilişkilerinizde ilke yok, ahlak yok. O sebepten dolayı bütün bunlar oluyor. Nerede? Peki İsrail'le ilişkiler? Kaç tane şeye girdik 20 senede? İsrail'le ilgili neler yaptı, neler söylenmedi? Ne bağırdılar? Ne oldu Davos'ta? One minute'ler, şunlar bunlar. Ne oldu? Mavi Marmara'ya gönderdiniz, arkasında bana mı sordun gönderdiniz? Sonra 10 kişinin kanını 30 milyon dolara sattınız. Siz yaptınız bütün bunları. Ne olmuştu dün? Bugün ne oldu da İsrail'le barışmaya çalışıyoruz? Yok muydu Doğu Akdeniz'de o zaman gaz rezervleri, yok muydu? Niye onlarla yeni bir çıktı belli oldu. Niye onlarla kavga ediliyordu? Ne oldu? Bakın, en önemli probleminiz Sayın Bakanım sizin uluslararası ilişkileri iç politikanın malzemesi yapmanızdır. Ya kadın bakanınızı bile gönderdiniz, biz bir seçimde Avrupa'da olay çıkarttınız burada Avrupa'ya, ey Avrupa diyelim diye. Doğru değildir bunlar Sayın Bakanımız. Bunlar evet doğrudur. Ukrayna'daki şeyi eleştirmiyoruz tabii. Doğru şeylere doğru diyoruz. Bakın ne dedim ben? Şu anda bir takım barış yönelimleri doğrudur. Bunları niye eleştirelim? Doğru şeylere doğru deriz. Bakın niye İsrail'le bunları yapıyorsunuz da demiyorum. Demeniz lazım. İlkelere bağlı olması lazım. Filistin'i unutmamanız gerekiyor. İşgali unutmamanız gerekiyor. Ama ilişkilerin devam etmesi gerekiyor. Buna bir şey demiyorum. Mısır, değerli arkadaşlar, Mısır'daki olup bitenlerde bu heyetin, bu hükümetin, Sayın Bakan'ın kişini kastetmiyorum, büyük bir sorumluluğu var. Gittiler Müslüman kardeşlerin peşine. Doğru yanlış kışkırttılar. Ya bu Müslüman kardeşler dediğimiz örgüt 100 sene yakın zamandan beri silahsız mücadele ediyordu. İyi de gitmişti. Terörize edildi bunlar. Bunlar gittiler orada. Uzmanlar gönderdiler. SETA'larını, META'larını gönderdiler. Kışkırttılar. Orada insanlar öldü. Çocukları öldü. Gençler oldu. Sisi askeri darbe yaptı ve görülmemiş bir baskı uyguluyor burada. Bunlarda sizin imzanız var. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gaz ortaya çıktı. Sisi'yle şey yapıyorsunuz. Ama Sisi reddediyor şimdi. Dondurdum diyor. Niye dondurdun? Çünkü diyor Müslüman kardeşleri bütünüyle kovmadı. Halbuki kovuyorsunuz Müslüman kardeşleri İstanbul'da ama hepsini çıkarmadı diyor. Merkezini kapatmadı diyor. İsrail'de Hamas'ın merkezini kapatmadı diyor. Başka ne diyor? Libya'daki diyor hidrokarbon anlaşmasını gözden geçirsin diyor. Siz onlara da evet diyeceksiniz. Diyeceksiniz çünkü başka yolunuz yok. Sizin uluslararası ilişkilerinizin ilkesi yoktur, ahlakı yoktur. Evet, uluslararası ilişkiler çıkarlar üzerine oturur. Doğrudur, karşılıklı çıkarlar son derece önemlidir. Ama bir genel yönelimi olması gerekiyor insanlar. Mesela nedir genel yönelimi yani? Ben yönetici olsam benim inandığım inançlarım savaşta çocukların, kadınların öldürülmesini yasaklar. Menedir, haramdır. Uluslararası ilişkilerde buna son derece dikkat ederim. Demokrasi ilke çok önemlidir. Buna son derece dikkat ederim. Hani İran'la ilgili niye bir cümle söylemiyorsunuz? Bakın gençler orada bambaşka bir şey yapıyor. Niye bir sesiniz çıkmıyor? İnsanlar ölüyor. Niye sesiniz çıkmıyor? Niye Mısır'ın zamanında bağırıp çağırıyordunuz? Niye? Çünkü sizin uluslararası ilişkilerinizin ilkesi yoktur, ahlakı yoktur değerli arkadaşlarım. Bakın Avrupa Birliği ile ilgili bir şey söyle. Avrupa Birliği yeni hangi? Avrupa Birliği ile şey oldunuz, mahkemelik oldunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala davasında aldığı kararla Türkiye'ye konsey yaptırımlar uygulayacak. Aha bugün yarın geliyor yaptırımlar. Nerede? Neyi şey yapıyorsunuz ya? Ya Kavala davası şeyinde niye İsrail ediyorsunuz? 3 defa beraat edilir. Anayasa Mahkemesi bunları verir. Niye? Çünkü bir tane insanın inadı, bir tane insanın kiniyle hareket ediyorsunuz. İşte bu tek adam yönetiminin Türkiye'ye sürüklediği şey budur. Her şeyi o biliyor. Baş diplomat odur. Baş ekonomist odur. Baş tarımcı odur. Baş sanayici odur. Her şey odur. Nedir kardeşim? Nereden geldi bu insan? Böyle bir yönetim olur mu 2022'de? Değerli arkadaşlar, bu Kavala davasından çok başınız gelecek. Son olarak bitiriyorum. Bu OECD'nin mali eylem gücü biliyorsunuz yani FITF ne diyor? Türkiye'yi nereye koydu? Gri listeye. Nasıl koyuyor gri listeye? Kim var gri listede?
Ya Uganda'dan Panama'ya, Senegal'dan Güney Sudan'a dünya kadar ülke var. Kara listede İran ve Kore var. Buraya niye koydu biliyor musunuz Türkiye'de? Bitiriyorum. Çok müdahale oldu. Bitiriyorum. Niye koydu bunlara? İşte bugün tartıştığımız sebeplerden dolayı koydu. 9 defa varlık barışı çıkardınız ve onu bir 9 defa daha yenilediniz. 18 defa varlık barışı ile yurt dışından kara paranın gelmesine izin verdiniz. O nedenle gri listedesiniz. Siz Dışişleri Bakanı olarak bize burada bir açıklama yapmak zorundasınız. Yoksa görevinizi yapmamış oluyorsunuz Sayın Bakan, saygılarımla.